bunlara bir dadaş tokat altında bir daha doğurmamasınlar. Ve kalkmış utanmadan diyorsun ki terörist başını İmralı'ya götürdü, dayadı, döşedi, yatırdı diyor. Böyle milliyetçilik oldu mu diye milliyetçi harekete saldırıda bulunuyor. Sayın diyen sensin, onun şehit ettiklerine de kelle diyen sen değil misin? Milliyetçi hareket 3 partiden oluşan bir 57. koalisyon hükümetinin 1/3'ünü temsil ediyor. Meclisin 1/5'ünü temsil ediyor. Şimdi Allah'tan korkmaz adam. Kalkıp milliyetçi harekete niye iftira ediyorsun? Niye asacağım dediniz de asamadınız diye hala aradan 7 yıl geçmiş milliyetçi hareketi suçluyor. Kendisi ise 4 yıl 8 ay 19 günden bu yana iktidarda bulunuyor. O zamanı çok iyi hatırlıyoruz. Eğer mecliste tek başına bir iktidar senin kadar çoğunluk olmuş olsaydı o zaman görecektin asılı basılmadığını. Ama astırmadılar. Ona engel oldular. Ona engel olan 11 nolu protokolün altında imzası olanlardan 2 kişi bugünkü 59. hükümetin başbakan yardımcılarıdır. Bir tanesi cumhurbaşkanlığı adayı olup şimdi meydan meydan dolaşıp kendisine acındıran Abdullah Gül, diğeri de Abdullah Gülşen'dir. Gerçek bu iken bu gerçeği saklayıp aklınca yükselen milliyetçiliğe ve milliyetçi harekete tekrar engel olacağını mı zannediyorsun? Şimdi mecliste tek başına iktidarı kuran sensin. Meclisteki çoğunluk anayasayı değiştirecek olan 367 milletvekilliğine yakındır. Peki milliyetçi hareketi 129 milletvekili ve koalisyon altında suçlamaya kalkarken, idamı kaldırırken oy verdiğin gibi asılması için niye bir karar alamıyorsun? Başörtüsü namusumuzdur diyorsun, başörtüsünü çözemiyorsun. Niye asmadınız diye milliyetçi hareketi suçluyorsun, sen niye asmıyorsun? Oğluna gemi alacak kadar param var, asacak kadar ip mi bulamıyorsun? Ver şu ipi. Al, sana bir ip veriyorum. Haydi az.